Auxiliary verb ought. İngilizce'de ought yardımcı fiilinin kullanılması. Ought yardımcı fiili şahıslara göre kalmaz. Tek şekildir. Olumsuz hali ought not, oughtn't olarak kısaltılabilir. Soru yapma durumunda cümlenin öznesinin başına gelir. Ought yardımcı fiile cümle kurarken fiil master haliyle tuğlu kullanılır. Must, sözü söyleyenin isteği olan bir zorunluluğu ifade eder. He must get these things. Eşyalarını almalı. Eşyalarını almasını ben istiyorum anlamında. Have to, kural, öneri, adet gibi dış etkenlerden kaynaklanan zorunluluğu ifade eder. You have to shave every morning in the army. Orduda her sabah tıraş olmalısın. Tıraş olması kural gereğidir anlamında. Ought to da melin malı şeklinde çevrilebilecek bir zorunluluğu ifade eder. Ancak... Bu zorunluluk ne söyleyenin bir isteği ne de kuraldır. Old ile bir eylemin yapılması gerekliliğinin görev veya doğruluk gereği olduğu ifade edilir. Örnekler She ought to respect old people. Yaşlılara saygı göstermeli. We ought to help the poor. Fakirlere yardım etmeliyiz. You oughtn't make them wait outside. Onları dışarıda bekletmemelisin. The students oughtn't make noise in the classroom. Öğrenciler sınıfta gürültü yapmamalılar. Ought you to visit your grandparents? Büyük anne babanı ziyaret etmeli misin? You ought to give her money back. Ona parasını geri vermelisin. Ought she to tell it to her husband? Kocasına söylemeli mi? Ought ile have ve fiilin üçüncü şekli kullanıldığında ihmal edilip yapılmamış bir iyilik veya görev ifade edilir. You ought to have mentioned that to me before. Bana bundan daha önce bahsetmeliydin. He ought to have told his wife that he'd buy a new car. Karısına yeni bir araba alacağını söylemeliydi. We ought to have painted the house. Evi boyamalıydık. Your father ought to have paid his debt. Babam borcunu ödemeliydi. Thanks for watching.